Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşmelerine karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertifidiki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Kınam istiklalar ekranımızı olsun. Xalqaro inson haqlarini kuzatish tashkiloti Xitoyning Yaponiyadagi tanqidchilarini parokanda qilayotganligini bildirdi. Xalqaro inson haqlarini kuzatish tashkilotining oshkorlashicha Xitoy Yaponiyaga ko'chib kelgan Xitoy rejimini tanqid qiladigan faoliyatlarga qatnashgan kishilarga tahdid solgan. Fransiya xalqaro radiosining 10-oktyabr xabar qilishicha Xitoy Sharq Turkiston, Tibet va Ichki Mongoliyadan kelgan kishilarni va ularning oila a'zolarini parokanda qilishi orqali ularning chet elda turli jamiyatlar bilan birga Xitoyga qarshilik ko'rsatishini yoki Xitoyga qarshi sezgir siyosiy faoliyatlarga qatnashishini to'sishga urungan. İnsan haqlarini kuzatish tashkiloti Osiyo bo'limining tadqiqotchisi Teppe Kasay bu haqda Xitoy rejimi qilch tap tortmasdan Yaponiyadagi ko'chmanlarning Xitoyning inson haqlari dafsandichiligini tanqid qilishini to'sdi. Yaponiya hukumati Xitoyning chet elga suzilgan qora qo'lining Yaponiyaga kengayishiga hargiz yo'l qo'ymaydiganligi haqida aniq maydonini bildirishi kerak degan. Xabarda oshkorlanishicha 2024 yil 6 oydan 8 oygacha bo'lgan oraliqda inson haqlarini kuzatish tashkiloti Sharq Turkiston, Tibet va Ichki Mongoliya, Hong Kong qatorliq rayonlardan Yaponiyaga ko'chib kelgan 25 kishini ziyorat qilgan. Ularning hammasi ilgari Xitoy tarafidan Xitoyga qarshi yoki bir partiya hukmronligiga tahdid deb qaralgan kishilar bo'lib, ular Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini ayiblagan Tibet madaniyatini tashviq qilgan yoki kitob o'qish guruhi tashkillab, Mong'ul xalqining tashabbuschilarini qo'llaydigan asarlarni muzokara qilgan hamda shuningga munosabatlik o'tkazilgan tinchlik namoyishi faoliyatlariga qatnashgan kishilar ekan. Ziyoratni qabul qilganlarning ko'pincisi Xitoy saqchilarining ular yoki ularning oila a'zolari bilan aloqalashganligini va ularning Yaponiyadagi faoliyatini to'xtatishni talab qilganligini aytgan. Ziyoratni qabul qilgan bir qancha kishi undidor paranglari, silliq so'zlash xotirasi va ko'zatish kameralarining sillarini isbot sifatida ta'minlagan. Bir ziyorat qabul qilguvchining aytishicha, u 2024 yili Xitoyning telefonini topshirib olgandan buyon hech qanday siyosiy faoliyatlarga qatnashmagan. Yana bir kishi aslida ziyoratni qabul qilishga qo'shilgan bo'lsa-mu, ammo keyin Xitoy rejimining o'ch elishidan ansirab ziyoratni rad qilgan. Sharq Turkistonlik bir qancha Uyg'ur haqiqiy ahvollarini oshkorlab, Xitoy rejimining ularning oilasidagilar orqali aloqalashganligini orqadan Xitoy saqchilari ularga undidor orqali bevosita telefon qilib besim ishildib, ularning Yaponiyada Xitoyni tanqid qilishni to'xtatishini yoki Yaponiyadagi Uyg'urlar haqida, jumladan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining a'zolari haqida uchur bilan ta'minlashni talab qilganligini bildirgan. Xitoy yiroq masofalik boshqarilgan bombani maxfiy to'shigan. Xitoyning urushga tayyorlik qilish uchun necha ming chaqirim masofalik ballistik boshqarilgan bombani maxfiy to'shiganligi oshkorlandi. Fransiya xalqaro radiosining 10-oktyabr xabar qilishicha, Xitoyning bundan ilgari boshqarilgan bombasini masofasi 1000 kilometrdan ortiq keladigan quyib berish o'rniga yetkishi, bu bombalar yiroqdagi baza va sun'iy hamro orqali Xaynan orolidan Janubiy Tinch okeanga quyib berilishi Xitoyning urush tayyorligidagi bir muhim sinoq ekanligini ko'rsatib bergan. Xitoyning 25 sentabrdagi quyib berish ahvolini baholagan 6 bexatarlik analizchi va 4 diplomat bu haqda to'xtalib, garchi bu qatimqi kam uchraydigan bomba sinig'ining Xitoy yadro qurollarining kengayishi haqidagi siyosiy uchur bo'lsa-mu, ammo u Xitoy armiyasi raketa qismining uzundan buyongi ehtiyojini qamdiganligini, shundoqli Xitoyning yadro kuchini tashviq qilishda rol o'ynaganligini bildirishgan. Ularning aytishicha, strategik diplomatiya mo manevrining bir qismi bo'lib, Xitoy boshqarilgan bombani qo'yib berishdan ilgari Amerika, Fransiya va Yangi Zelandiyaga xabar qilgan. Ammo ba'zi tahlilchilar ogohlantirib, agar Xitoy texnomiz ich bo'lgan boshqarilgan bomba sinoqlari orqali raqiblarga yetishib olishni o'ylaydigan texnomi ko'p harakat qo'llanishi kerak degan. Xitoy rayondagi ballistik boshqarilgan bomba sinoqini oxirlashtirishni talab qilgan davlatlardan biri bo'lgan Avstraliyaga manevrdan faqat bir necha soat ilgari uqtirgan bo'lsa-mu, bu haqda tafsili uchur bilan ta'minlanmagan. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining bu haqda e'lon qilgan xabariga asoslanganda, Xitoy armiyasining raketa qismi yaqinqi yillardan buyon keng ko'lamda bomba sinoqi qilgan bo'lib, 2021 yili taxminan 135 ballistik boshqarilgan bomba quyib bergan.
Xitay bomba sınaqlarının köpüncisini Yiraq Qumluq rayonlarda işqa aşırgan. Avrupa Parlamenti Uyğurlar haqqıda ciddi qarar maqulladı. Avrupa Parlamenti Uyğurlar haqqıda ciddi qarar maqullab, Xitayni Professor İlham Tuxtı qatarlıq tutqundaki Uyğur sərxillerini dərhal quyup berişke çağırdı. Amerika vazının xabirde bildirilişçe 10. oktyabr Avrupa Parlamenti ciddi qarar maqullab, Xitayının Uyğurlarga qaratqan bastırı siyasetini ayıplıgan. Uyğur iqtisadşünas Professor İlham Tuxtı pensiyaga çıkan doktor Gülşen Abbas ve tutqundaki başka mahbuslarını derhal ve şartsız quyup berişke çağırı kılgan. Avrupa Parlamentinin Uyghurlar haqqıda çıkargan bu kararı xalqara cemiyetinin diqqetini qozgan. Mezkur karar Avrupa Parlamentinde 540 avazının qollishi, 23 avazının qarıştırışı ve 47 avazının hukukudun vazgeçişi neticesinde makullangan. Qarorda Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarga qaratgan bostirish harakatlarini qattiq ayiblagan. Jumladan Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy tug'mas qilish, tug'ut cheklash va Uyg'ur kimligini yo'qotish qatorliq bostirishlarini insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirdi va iyg'ir irqiy qirg'inchilik xavfi mavjud deb muayyanlashtirgan. Yevropa parlamentining qarorida professor doktor Ilham Tuxtı bilan doktor Gulshan Abbas xonim alohida tilga olingan. Xitay Professor İlham Tuxtını 2014 yılı devletini parçalaşqa urundi degen tökmet bilen müddetsiz qamoq cezasına hüküm kılgan bolup, o hazırgıcı Xitay türmesinde yatmaqta. Doktor Gülşen Abbas bolsa 2018 yılı sentabrda tutqun kılınğandan keyin hiç qandaq izdiriki bolmagan. Keyin onun Xitay tarafından 20 yıllık qamoq cezasına hüküm kılınğanlığı aşkarlanğan. Teşkilatlar Birliği heyeti Türkiye İçki İşler Ministeri bilen görüştü. Xalqara Şarq Türkistan Teşkilatlar Birliği'den bir heyet 10. oktyabr Türkiye İçki İşler Ministeri Ali Yerliqaya bilen görüşüp, Türkiye'de yaşayan Uyghurlar nöbette duş kelayotgan meselelerini yetkizdi. Hay'at Xalqara Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining raisi Hidoyatulla Og'izxon, Sharq Turkiston Ulamolar Birligining raisi Dotsent Doktor Olimjon Bug'da, Tashkilotlar Birligining bosh kotibi Abdurashid Aminhojidan tashkillandi. Hay'at 10 oktyabr Anqarada Turkiya Ichki ishlar ministri Ali Yerliqaya bilan ko'rishgan. Bu jarayonda Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati, muhojiratga Sharq Turkiston da'vosi, Uyg'urlarning nupus iltimoslarini tasdiqlashni tezlatish, nupusni tasdiqlash va iqomat berish jarayonida Xitoydan aloqador isbot olib kelishni talab qilish qiyinchiligi, bir qism Uyg'urlarning kimligiga kod qo'yilish masalasi, Uyg'urlarni uyg'un bo'lmagan tariqada tutqun qilish masalalari, Turkiya sirtida tutqunda turayotgan Uyg'urlar masalasi qatorliq muhim temalarni muzokara qilgan. Amerikalıq diplomat Xitayğa qarşı ittifaq quruş təklifini oturğa qoydu. Amerikanın Tokyo'da turuşluq baş elçisi Rahim Emanuel Amerika ve ittifaqdaşlarının Xitayğa iqtisadi cəhətdən taqabül duruş məqsədində Şimali Atlantik Əhdiyyə Təşkilatına oxşaş bir ittifaq quruş fikrini oturğa qoydu. Türkiye Avaz Radyosu xabirde bildirilişçe, Emanuel Valkoçisi gezdede makale ilan kılıp, Xitayning iqtisadi besimlerge ortak pozisiya bilen taqabül duruş üçün kurulğusi ittifaq toğrusu toxtalgan. Baş elçi Emanuel Biden hükümetinin Hindi Tinich Okean rayonunda köp tereplik bihaterlik hemkarlıqını kengayetişke qaratılgan pozisiyasının ünümlük bolğallıqıga işaret kılıp, koşumcu yolgu quyulduğan iqtisadi tedbirler arqalıq Xitayning besimlerge taqabül durgalı boludğallıqını qayt kılgan. O bu cəhətdə NATO-ğa oxşaş bir soda və müdafiə ittifaqı qurulışının zərurliyini təkidləb, oxşaş fikirdəki dövlətlərin texnomu yaxın həmkarlaşışının mühimliyini təkidləyən. Baş elçi Emanuel ittifaqın rolunu cari qıldıralışı üçün NATO-ğa əza dövlətlərin hücumğa uçurğan hər qandaq bir əza dövlətə yardım qilishini məzmun qılğan maddəsinə oxşaş bir maddəni öz içigə elişi kerakligini bildirgan. Yaponiya baş vaziri Shigeru Ishibamu aldınqı həftə saylamda qalbi qılğandan keyin qılğan sözidə Asiyada NATO-ğa oxşaş bir ittifaq quruş təklifini oturğa qoyğan idi. Hörmətli körmələr, şunaqlı bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətik proqramımızı görüşkəcə, aman bolğaysılar, əssalamu aleykum və rəhmətullah.